Değerli izleyenler, dolar 11 TL mi olacak? Son gelişmeler özellikle Kuzey Suriye'deki PYD'nin, PYD terör örgütünün hala bölgeden çıkmamış olması. Bu konuda Amerika ve Rusya'nın Türkiye'yi oyalaması. Türkiye'nin operasyonunda, harekatında Türkiye'nin önünü kesmeye amaçlamaları. Terör örgütünü güçlendirmek için belli bir olanaklarda onlara zaman kazandırmak için bu tür anlaşmalarla oyalayıcı taktiklere devam ediyorlar. Türk ekonomisine gelince, Türk ekonomisi cari fazla verdi. Tabii ki ithalatta düşüş yaşanmıştı, döviz kuruna bağlı. Ayrıca enerji fiyatlarındaki yüksek artış bu konuda piyasadaki fiyatları tetikliyor. Yüksek enflasyon için hükümet ne kadar çabalasa da bu konuda fiyat artışlarına engel olamıyor. Bunun yanı sıra bu artışlarla beraber dolarda gerçekten bir hareketlenme söz konusu. Ama 13 Kasım'da yaşanacak şoku buradan açıklamak istiyorum. Türkiye ekonomisi durağan ve dolar üzerinde inanılmaz bir baskı kuruyor. Ve bunu tabii ki bir gurur vesilesi ve bunun yanında doların çıkmaması için TL üzerindeki TL-dolar dengesi üzerindeki sıkı kontrolünü devam ettiriyor. Takdir edersiniz ki swap atakları artık yok. Neden? Bu konu ters tepiyor ve zarar ediyorlar. Başka yollar deniyorlar değerli izleyenler. Sıcak parayı dışarı çıkararak Türk ekonomisini sumbansi etmeye çalıştılar. Bununla da ilgili Türkiye borsaya yeni ortaklar bulma arayışına girince panikleyip geri döndüler. Şimdi gelelim dolar 11 TL nasıl olacak? 13 Kasım'da yaşanacak Trump ile Erdoğan arasındaki sıkı anlaşmalar ve sıkı mesajlar bu konuda dolarda düşüş yaşatacak. Yani demem odur ki dolar 11 TL ancak rüyada çıkacak. Dolarda çıkış mıkış yok değerli izleyenler. Trump'la görüşmede 5.50 bandını bulacak. Şimdi belki bazı arkadaşlar kızabilir. Ama şu gerçekliği duyun diye gerçekten haykırıyorum. Dolar 11 TL değil, dolar 5.50'lerde gezinecek. Sakın planınızı ona göre yapın, sakın aldanmayın. Görüşmek üzere.